Şimdi geliyorum Tebuk, Medine-i Münevvere'ye, kuzeye doğru, yani Beri'ye doğru, bize doğru geldiğimizden itibaren 680 kilometre mesafededir. 680 kilometre çöl gideceksin, bir de Bizans'a karşı gidiyorsun. Çok acayip bir devlete karşı gidiyorsun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer savaşları haber vermezken hazırlanın gidiyoruz derdi. Ve mesela kuzeye doğru gidecekse önce güneye gider, gözden bir kaybolur, sonra dolanır o yana gelirdi, taktik. Bunda gidecekleri yeri söylediler. Çünkü büyük bir güce doğru gidiyorlar. Tebuk'a gidiyoruz. Karşımızda Rumlar var. Rum. Benul Asfar. Sarılar demektir. Sarışınlar. Onlara doğru gidiyoruz. Biraz sonra o sarışınlar kelimesine işaret gelecek. 47. ayette. Sarılara doğru gidiyoruz. Acayip bir devlet. Roma İmparatorluğu. Müslümanlar daha yeni yeni işte bir Mekke'yi fethetmişler. Orada bir yer tutmuşlar. Hazırlanın diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hem de yazın en sıcağı. Hurmalar olmuş, toplanacak. Hasat vakti. Gölgelerin arandığı bir mevsim. Filan. Tam böyle samimi Müslümanlarla münafıkların ayırt edildiği bir ortam. Münafıkların kıvrandığı, kıvırdığı bir ortam. Zaten ayetler ondan da bahsedecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde 30 bin kişiyle yola çıktı. 30 bin kişi. Şimdi ilk ayet ne dedi bakınız. Münafıklar hakkında. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا. Eğer o gidilen yol Tebuk değil de biraz garantisi olan bir ganimet olsaydı. Yani Müslümanlar bunda galip gelecek, gidelim ganimetimizi alalım. Olsaydı, münafıkları merkez olarak söylüyor şimdi. Ve seferen kasıdan, yakın bir sefer olsaydı, Tebuk değil de mesela Hayber olsaydı, yakın olsaydı, lettebe'uke, onlar sana tabi olacaklardı. Hemen arkandan geleceklerdi. Velakin ba'udet aleyhimuş şukka, fakat bu uzun, meşakkatli yolculuk onlara çok uzun geldi, çok ağır geldi. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ. Bir de geliyorlar sana, Allah Teala'ya yemin ederek söylüyorlar, diyorlar ki, لَوْ اِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ. İmkanımız, gücümüz olsaydı, vallahi billahi seninle gelirdik, diye yemin ederler. Burada bir münafık tipin psikolojisini de görüyoruz burada. Ha. يَمْلِكُونَ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ. Kendilerini yok ediyorlar. Burada da güzel bir bakış açısı var. Dikkat edelim. Savaşa gitmiyorlar kendilerini korumak için. Helak olmaktan kurtulmak için güya. Halbuki gitmemekle kendilerini helak ediyorlar. Gitmemekle kendilerini helak ediyorlar. Oraya dikkat. وَاللّٰهُ يَعْلَمُوا اِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ. Allah Teala iyi biliyor ki onlar ta yalancılardır. Yalan söylüyorlar. Afallahu anke. Peygamberimize hitaben Allah seni affetsin. Allah seni affetti. Limme ebinte lehum. Niçin onlara hemen izin veriverdin? Hatta yetebeyyene lekellezine sadaku ve te'alemel kâdibin. Nihayet öyle biraz bekleseydin, acele etmeseydin de kimler yalancıymış, kimler samimiymiş, sen onu iyice şöyle görünceye kadar bir mühlet verseydin, yani hemen izin vermeseydin. Kimi geliyordu ki ya Resulallah imkanım yok, gelemeyeceğim, peki gelme. Bir bahane uyduruyor, peki gelme. Şöyle gelme, münafıklar. Ha, münafıklar. Allah Teala Peygamber diyor ki hemen bir izin vermeseydin. Böyle bir apaçık ortaya çıksa diye kimin ne olduğu. Zaten Peygamberimiz hepsini biliyordu ama bir de müminlerin gözü önünde bir netleşseydi. La yestezinuke allazina yu'minuna billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve Resulüne iman edenler
senden izin istemiyorlar. Onlar gelip izin istemiyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu, böyle münasip gördü. Teslim, gidelim. En yücahidû bi emvalihim ve enfusihim. En yücahidû bi emvalihim ve enfusihim. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücahede etme konusunda gelip de senden izin istememektedirler müminler. Vallahu alimun bil muttakin. Allah Teala hakkıyla kendisinden korkanları bilir, bilmektedir. Ayetler ayetlerin bir kısmı seferden önce iniyor. Söylenen ayet, Allah-u Alem seferden sonra inmesi lazım. Çünkü izin istiyorlar çünkü. Niye izin verdiğiniz bir ayet sona mı geliyor? Tabii sona geliyor. 108. ayette çok daha net ortaya çıkacak o. Evet. İnnemâ yestezînukellezîne lâ yu'minûne billâhi ve levmil âhir. Kimler senden izin istiyorlar? Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar. Senden izin istiyorlar. Kimler? Ayrıca وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ. Onların kalplerinde şüpheler var. Gidip gelmeler var. فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Onlar bu şüpheler içerisinde gidip gelmektedirler. Gilget akıllı. Tereddüt kelimesi Türkçe'de kullanılıyor biliyorsunuz. Tereddüt. Tereddütün kelime manası gidip gelmek demektir. Sabit olmamak, bir noktada durmamak demektir. Bir düşünüyor, şuraya gidiyor. Yanlış olduğunu anlıyor ya da ayıp oluyor, geri geliyor. Buraya geliyor, o yana gidiyor. Böyle gidip geliyor. Aklı gitgelli. Tereddüt budur. İşte onlar şüpheleri içerisinde gidip gelmektedirler. Eğer onlar gerçekten yemin ettikleri gibi وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوجَ. Eğer onlar seninle savaşa çıkmayı arzu ediyor idislerse, isteselerdi لَاَعَدُّ لَهُ عُدَّةً. O savaş için bir hazırlığa girişirlerdi. Hiç hazırlık yapmamışlar. Geliyorlar işte, mazeret beyan ediyorlar vesaire. Evet. وَلَاكِنْ كَرِيَهَ اللّٰهُمْ بِعَافَهُمْ. Allah Teala onların böyle bocalamalarından hoşnut olmadı. فَثَبَّتَهُمْ. Onları ağırlaştırdı. وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Ve onlara denildi ki siz Medine'de oturup kalanlarla siz de oturun. Burada oturup kalanlar bir de şuna işaret ediyor. Medine'de oturup kalanlar derken. Biliyorsunuz savaşa kadınlar gitmezler. Ve Arap örfünde de savaşa gitmemek, kadın gibi geride kalmak çok ayıp kabul ediliyor. Hani zamanında diyor karizmayı çizen şey diye. Karizmayı Allah bullak eden bir olaydı. Ayet-i Kerime diyor ki madem öyle oturanlarla birlikte siz de oturun. Siz herif değilsiniz, adam değilsiniz, erkek değilsiniz. Oturun öyleyse. لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ. Onlar sizinle birlikte yola çıksalardı, sizin aranızda onlar da gelselerdi, yola çıksalardı. مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا. Sizin aranızda ancak fesat çıkarırlardı. Mesela derlerdi ki ya sıcakta niçin yola çıktık? Savaşın zamanı mıydı? Karşımızdaki ordundan haberin var mı? Haberiniz var mı? Devlet bizi bir lokmada yutar. Çok müthiş bir güç. Falan fesat çıkarlar, moral bozarlardı. Zaten biliyorsunuz şeyde Uhud'da 1000 kişiyle yola çıkıldı. 300'ü geri döndü. Öyle değil mi? He. Şimdi 300'le ilgili ilginç bir şey aktarayım. Daha önce bir iki sohbette de söylemişimdir. Çok ilginç geldiği için tekrar edeyim. Biliyorsunuz Uhud'a çıkarken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 1000 kişiyle yola çıktı. 1000 kişiyle. Yolda bir yerde konakladı. O 7 mescitler denilen yerde konakladı. Bir gece orada kaldılar. Ertesi gün baktılar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir zırh değil iki tane zırh üst üste giymiş. Bu iş çok ciddi demişler. Öyle basit bir şey değil. Ondan sonra münafık olanlar bir bahaneyle geri Medine'ye dönmüşler. Demişler ki aslında
gençlerin teşvikiyle bir savaşa çıktık. Aklı başında yaşlı olanların fikri bu değildi. Heyecanlı gençlerle kapıldık, gidiyoruz, biz gelmiyoruz filan. 300 kişi geri dönmüştü. Bakın dikkat edin, 1000 kişiden 300 kişi demek, Medine'de Müslümanlar arasında %30 münafık vardı demek. %30 yaklaşık, az değil yani. %30 münafık var. Bu Yahudi müşrik ayrı. Müslümanım diyor ama Müslüman değil. %30. Şimdi bakın. Burada ayet-i kerimede ne dedi Rabbimiz? Onlar sizin aranızda yola çıksalardı fesat çıkarırlardı. Bir şey daha var. Ondan sonra وَلَاَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَ Aranızda da fitne çıkarmak için debelenip uğraşıp duracaklardı. وَف۪يكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ Sizin aranızda onlara kulak kesilecek olanlar da vardı. Onların fitnesine aldanıp onların dediğiyle amel edecek olanlar da vardı. Semmaun. Sami' kelimesi işiten, duyan, dinleyen demektir. Semmaa son derece kulak misafiri olan, mübalağa manası vardır. Ve duyduğun ana götür kulak kesilmiş. Mesela casus denilen insana Araplar ayın diyorlar, ayın. Casus kelimesi de Arapçadır aynı zamanda. Ayın ne demek? Göz demek. Casusa göz niye deniyor? Her tarafı göz kesiliyor adamın. En önemli organı gözdür onun. Burada da semi' kelimesi, işitme, kulak kelimesi kullanılmış. Her tarafı laf dinliyor bu adamın. Mübalağa manası var. Vallahu alimun bi zalimin. Allah Teala zalimleri bilmektedir, biliyor. Tekrar Uhud'a dönüyorum. 30 kişi geri, 300 kişi geri döndüler. Bakın şimdi hikmete bakın. Uhud'da müşrikler safında savaşan. İlginç bir şey bakın. Uhud savaşında müşrik ve müşrikler tarafında savaşıyor. Neden sonra da bu müşrik Müslüman olmuş? Bu müşrikle önceden Müslüman olan birisi konuşuyorlar, ikisi. Eskiden Müslüman olan, sonradan Müslüman ona soruyor, diyor ki ya siz Uhud'da bizi dağıtmışken niçin Medine'yi yağmalamadınız da kuzu kuzu Mekke yolunu tuttunuz? O zaman müşrik olan demiş ki ya biz aslında yağmalayacaktık. Duyduk ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 300 kişiyi Medine'yi korumak için geri göndermiş. Geri göndermiş. Ondan korktuk, gelmedik demişler. Hikmet ilahi. O da öyle. Şimdi burada da Rabbimiz Teala dedi ki onları biz yerlerinde çaktık, hareket ettirmedik. Neyse, gelselerdi fitne çıkaracaklardı. Sizden de onları dinleyenler olacaktı. Belki de 30 binin 5 bini 10 bini geri dönecekti. 5 bini 10 bini geri dönünce de bu sefer karşıda çok büyük güç var. Gerideki Müslümanlar dizlerin bağı çözülmüş olacaktı vesaire. Onda hikmeti var. لَقَدْ اِبْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ Daha önce Uhud'da fitne peşinde de böylece koşmuşlardı. وَقَلَّبُوا لَكَ الْاُمُورَ Senin karşında işleri allak bullak etmişlerdi. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَارِهُونَ Nihayetinde hak geldi. Allah'ın emri zahir ve muzaffer oldu. Onlar da bunu hoş karşılamıyorlardı. İçlerinden hiç hoşlanmadılar bundan. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي Onlar içerisinde kimileri gelip sana diyorlar ki bana izin ver, Tebük seferine gitmeyeyim, çıkmayayım. وَلَا تَفْتِنِّي Beni fitneye sokma. Beni belaya, fitneye sokma. أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا Dikkat edin, onlar zaten fitne içine düşmüşlerdir. وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ Şüphesiz cehennem kafirleri kuşatıvermiştir. Şimdi burada وَلَا تَفْتِنِّي ile ilgili şöyle bir hadise var. Ayet ona işaret ediyor. Münafıklar içerisinde birisi vardı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu dedi ki hadi ne duruyorsun dedi. Hazırlan savaşa gidelim. Benul Asfar'a gidelim. Sarılara doğru, sarışınlara doğru gidelim. Dedi ki ya Resulullah beni fitneye sokma.
Yani ben sarışınları, onları gördüğümü dayanamıyorum. Efendim namus meselesi olur vesaire. Kadınlara efendim karşı kendimi tutamam filan demişti. Böyle bir bahane uydurmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da tabi meseleyi biliyor. Dedi ki gel belki bir tane terkini alır gelirsin. Yani savaşırız, onlardan esir alırız. Belki devenin arkasına bir tane alır gelirsin. Peygamber de öyle söyledi kendisine. Evet. İn tusibke hasenetun tesu'hum. Sana bir iyilik, güzellik, zafer, ganimet isabet ettiğinde onlar bundan hoşlanmıyorlar, kötü oluyorlar. İçleri kötü oluyor. Ve in tusibke musibetun, ama sana bir bela, bir musibet çattığı zaman, bir mağlubiyet vesaire geldiği zaman yakulu şöyle derler. Kad ahadna emrana min qablu. Biz daha önce tedbirimizi almıştık. Biz bunu biliyorduk, onun için de yola çıkmadık. Aklımızı kullandı filan gibi laflar ederler. Ve yetevallahum ve hum farihun. Bunu söylerler, bir de geri çekilirler, işleri sevinçli olarak böyle gelirler. Oh, içlerinden oh diyorlar. Münafık. Onlara de ki kul len yusibena illa ma kataballahu lena. Bize ancak ve ancak Allah'ın bize yazdıkları gelip isabet eder. Huve mevlana. O bizim Mevlamızdır. Ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül etmek ne demek ki? Allah'ı vekil edinmek. Sizin müvekkilleriniz var. Vekaleti aldıktan sonra artık müvekkiliniz bir işe karışıyor mu? Hepsini siz mi götürüyorsunuz? Hiç mahkeme yüzüyle görmez değil mi adam? Hiç görmez. Ha. Bakınız tevekkül. Bakınız tevekkül ne demek, bakınız. Hani diyoruz ya, elinden geleni yap, geriyanı Allah'a havale et. Öyle mi? Bu bizim gibi yarım yamalak Müslümanların tevekkülüdür. Niye? Elimizden geleni yapmazla hepsini Allah'a havale edersek, sonunda ters bir şey çıkarsa Allah'ı suçlamaya kalkarız. Peygamberimiz diyor ki böyle bir durumda olanlar için, diyor ki elinden geleni yap ki sonradan Allah'ı suçlamayasın. Asıl tevekkül aynen müvekkil ve vekilin irtibatında olduğu gibi, vekile havale ettiysen geri yanına karışma. Hiçbir şey yapma. Peki bu tevekkül olur mu? Has olanların, havas olanların tevekkülü budur. Ama bu ulu orta yerde söylenmiyor. İnsanın aklı almaz bunu. Pek çok okumuş insanın aklı bile almıyor ki sıradan Müslümanın aklı alsın. Ya buna örnek olarak da Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerden örnekler veriliyor. Tevekkül örneği şaşılacak. Tevekkül örneği Hazreti İbrahim'de karşımıza çıkıyor. Her peygamber bir özelliğiyle bize anlatılmış. Peygamberimizde de bu özelliğin tümü var. Kutup kişi. Kur'an'a toplu baktığımız zaman ben şahsen onu görüyorum. Hazreti İbrahim'in tevekkülünü benim aklım almıyor. Desem ki ben de yapacağım, tövbeler olsun, Allah'tan korkarım, hemen yarım saat sonra imtihana çekilirim de kaybederim diye. Bir acayip bir şey. Nasıl, örnekler vereyim. Düşün ki yaşın gelmiş 90'a, saçın başın ağarmış, Allah'a yalvarmış, yakarmışsın, bir tane oğlun olmuş. İsmail Aleyhisselam. Daha 1 yaşındayken, belki 1,5 yaşındayken emir geldi. Mekke'ye götüreceksin. O zaman şehir yok. Dağların arası, incin yok. Uğrak yeri değil. Bir ot, bir çöp, bir ağaç bile yok. Bir bardak su da yok. Zemzem yok. Peki Mekke ile Filistin arası ne kadar? 1900 kilometre. Ya çocuğu kucağına alacaksın. Hanımın. Götüreceksin Kabe'nin olduğu yer. Eski dağlık şeklini düşünün. Her tarafı dağlık, ortada kavrulan bir yer. Kum,
bırak gel. Kim yapar? 90 yaşında geçik bir oğlum var sadece. Bir buçuk yaşında. Bir de annesi, bırak gel. Hadi yap da göreyim. Yap da göreyim. Bu oğlan gelmiş biraz işte palazlanmış. 8-10 yaşlarına. Oğlum diyor, ben rüyamda seni boğazlıyor gördüm. Seni keseceğim. Kes de göreyim hadi. Bunlar kolay sanki. Bunlar kolay. Hazreti İbrahim'i düşündüğüm zaman ben orada duruyorum. Aklım almıyor çünkü. Böyle bir tevekkül nasıl olur? Böyle bir tevekkül. Ne? Her taraf. Ben bir örnek verdim daha. Oho. Daha. Bak şimdi. Bu derece mütevekkil olan insanlar hiç kimseden korkmazlar. Dünyaya meydan okurlar. Dünyaya meydan okurlar. Adamın korktuğu bir şey yok ki. Bir şey yok yani. İnsan neden korkar? Bir şeyleri kaybetmekten korkar. Kaybedeceğim bir şey hepsi Allah'ın diyor ya. Yani. Hepsi Allah'ın. Şimdi böyle bir insan düşün. Ve bu olayı kesin zamanımıza getirin. Millet şenlik yerindeyken, kimse yokken eline baltayı alıyor. Milletin ibadet ettiği putların hepsini kırıp geçiriyor. Cesareti düşünüyor musunuz? Böyle dille anlatmak kolay. Kendinizi gözünüz yumun, o ortama götürün. Kendinizi Hazreti İbrahim yerine koyun. İşin zorluğu o zaman biraz daha iyi anlaşılır. Bu şekilde tevekkül eden adam kimseden korkmaz. Bu şekilde tevekkül eden adam son derece Allah'ın emrine teslimdir. Bu şekilde tevekkül etmiş olan adamda zerre kadar stres olmaz. Hiç. Hiç olmaz. Bu şekilde tevekkül eden adam akıl üstü sabırlı olur. Bu şekilde tevekkül eden adam acayip cömert olur. Fedakar olur. Hal-i İbrahim sofrası diyoruz ya. Hepsi birbirine bağlıdır yani. Bunlar her biri bir alem yani. Ümmeti vahide yani. Ümmeti vahide. Bire 10 kuvveti burada mı oluyor? Bire 10 kuvveti aşıyor bu. Mü'minde bire 10 kuvvet. Mü'minde. Bizim gibilerde belki bire 1, belki bire 1,5 ya da yarım filan neyse yani. Biraz daha bizlerin kalbur üstüsü 10. Peygamberimiz 40 diyor. Hazreti İbrahim ondan az beri de olsa hadi 30 diyelim. Peygamberimizi geçen yok bu konuda. Onu söyleyelim. Az önce dedim şimdi Bizans'a ne, hangi cesaretle gidersin? Üstelik ondan önce 7 tane devlet başkanına mektup göndermişsin. Teslim ol, Müslüman ol, selamette kal. Kime söylüyor bunu? İran Şahı'na söylüyor. Bizans Kralı'na söylüyor. Mısır Kralı'na söylüyor. Habeşistan Kralı'na söylüyor. Yemen Kralı'na söylüyor. Kendileri İran ve Yemen hiç yola çıkmasalar bir mektup gönderseler deseler ki ey Yemen valim bilmem şu bu şunu dertest getirin. Mesele bile değil. Tüm dünyayı karşına alıyor. Peygamber var. Kendisi daha ne? Yeni işte bir Medine ve çevresi. Başka bir şey yok. Bunlar aklımızı durduran olaylardır. Peygamberimizle ilgili ya da bir sahabeyle ilgili bir şey okurken kendinizi o olayın içine koyun da düşünün. İyi anlamak için. Şimdi ben belki biraz güleceksiniz, bir şey söyleyeceğim. Ben gözümü yumuyorum. Sahabe toplumuna gidiyorum. Sahabi olmayı gözüm yemiyor. Bunu açık söylüyorum. Evet. Sahabe olamıyorum ben. Bir sahabe tipini gözümün önüne getiriyorum. Bunu gözüm yemiyor. Sahabeyim biraz gözüm keser gibi oluyor. Ama sahabeyi gözüm yemiyor. Onun için sahabeliği becermiş olanlara olağanüstü hürmet göstermemiz gerekir. Kolay değil bu. Bir toplumda %30 münafıktan bahsediyoruz. Nifaktan insanın kendisini kurtarması, bahane uydurmaması. Şöyle bir olayda herkes kendisine sorsun.
Tebuk'ta olayında kimler gidip izin isteyecekti veya istenmeyecekti? Bana bunu söyleyin. He? Hadi söyleyin bakalım. Hurma toplanacak. Filan zaman mahkememiz var. Müvekkil bekliyor. Öyle mi? Hocam yarın pazar değil. Yarın pazar değil. Yarın dükkan açılacak. Çekler ödenecek. Bilmem şu gelecek. Çocuklar var. Ne yapacağız filan. Oho. Vay babam vay. Öyle kolay değil öyle. Müslüman, Müslim kelimesi teslim olmuş kişi demektir. Teslim olmuş. Bu teslimiyet noktasında Müslümanların çok büyük çoğunluğu fire veriyor ve imtihanı kaybediyor. Müslümanlar derken ben %90-99'u Müslüman onları kastetmiyorum. Aklım başında ben şeriatçıyım diyenlerin fire verdiğidir bu. Öyle sıradan Müslümanlara daha gitmiyoruz. Evet. Hemen bitiriyorum. قُلْ هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا اِلَّا اَحْدِ الْحُسْنَيَيْنِ Peygamberimize hitaben diyor ki Rabbimiz git onlara söyle. Siz bizim için ancak iki güzellikten birini istiyorsunuz. Hani münafıklar Müslümanlar mağlup olsun, öldürülsün filan diye bekliyorlardı ya. Peygamberimize diyor ki Rabbimiz git onlara söyle. Siz bizim için iki güzellikten birisini istiyorsunuz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi. İkisi de bizim için güzel. Ama siz ölseniz de berbatsınız, kalsanız da. Tamam? وَنَحْنُ نَتَرَبَّسُ بِكُمْ Biz de sizin için şunu gözetliyoruz. اَنْ يُصِيبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ اَوْ بِاَيْد۪ينَ Allah Teala ya kendi katından doğrudan size bir azap vermesini, ya da bizim vasıtamızla size bir azap vermesini bekliyoruz. Biz sizin bunu bekliyoruz. فَتَرَبَّسُوا اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّسُونَ Öyleyse siz gözetleyin, biz de sizinle birlikte gözetleyelim. Bakalım ne olacak. Ondan sonra burada bırakalım. Yeter, yarın pazar değilmiş. 52'yi bitirdik. Ama ne yapalım? Allah şimdi olur. Ayetler çok hoş. Çok güzel.